Amerika'da 2020 başkanlık seçimleri sonrası koltuğunu kaybeden Trump bir şekilde geri o koltuğu almak için elinden gelen her türlü oyunu yapıyor. Şimdi biz burada onların çevirdiği dolaplar hani bizi ilgilendiriyor mu? Açıkçası ilgilendirmiyor. Hani onlar ne yaptılar zamanında? Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ve daha birçok Müslüman ülkelerinde, Afganistan, Katar'ı karıştırmaya çalıştılar. Venezuela'da biliyorsunuz yani ne kadar masum insanı katlettiler. Tabii bunların da hani bir cezası olacak yani. Allah bunları böyle yanlarına kar olarak bırakmayacak. Eninde sonunda bunlar hak ettiği cezayı alacaklar. Ama bugün, ama yarın, ama biz görürüz, ama biz görmeyiz. Şimdi bu gemi hani bu dalga bu gemiyi batırır mı? Şu an kestirmek yani kesin mümkün değil. Ama Trump'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Deli bir adam. Yani onun kafa kırık. Her an her şey olabilir. Yani onun deli olduğunu herkes biliyor. Koltuğu teslim etmemek için kendi taraftarlarını ayaklandırdı. Hatta ülkeler arası bile yani büyük çaplı koltuğu teslim etmemek için yani o hal olsun, o halle hani ülkeyi tekrar devam ettirebileyim diye büyük planlar, büyük projeler düşünüyor, kuruyor veyahut da yapabilir yani ülkeler arası savaş bile çıkartabilir. Tam burasını kestirmek şu an mümkün değil ama şimdi sosyal medyada izliyorum, görüyorum yani herkes nasıl paylaşımlar yapıyor. Amerika şu anda karışmış. Bundan çok endişeliyiz. Çok endişeliyiz diyor. Ama bana sorarsanız ben hiç endişeli değilim yani. Ben gayet memnunum. Çünkü ateşle oynayan yanar. Onlar çok ateşle oynadılar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor yani. Bütün büyük devletlerin bile, güçlü devletlerin, süper devletlerin bile sonu vardır diye. Hiçbir şey baki değil. Her şeyin bir sonu vardır. Osmanlı bile yani biliyorsunuz 700 senelik o koca çınar bile dağıldı ama bunun en büyük etkenlerinden birisi dışarıdan değil, içeriden dağıldı. Amerika'yı yıllarca herkes kendi kafasından düşündü, taşındı. Amerika'yı nasıl hani alaşağı edebiliriz? Amerika'yı nasıl formundan düşürebiliriz? Amerika galiba taşla sopayla hani değil de kendi adamları tarafından içeriden Amerika zaten çökecek galiba. İçeriden çökecek öyle gözüküyor. Dışarıdan onu birisinin çökertebileceği gözükmüyor. Çünkü adam savunması güçlü, ekonomisi güçlü, her şeyi güçlü. Galiba içeriden çökertecekler. Dışarıdan birisi yapamıyor bunu. Yapamayacak ama içeriden çökecek gibi gözüküyor. Şimdi hani hep onlar Arap Baharı dediler, Arap Baharı yaptılar ya. Şimdi de Amerikan Baharı, Amerikan rüzgarları esmeye başladı. Trump kendi destekçilerine parlamentoyu adamlar gasp etti, işgal ettiler. Parlamentoya girdiler yani taraftarları. Ortalık büyük karışıyor. Kontrol edilemeyecek hale geldi. Trump da bunun sorumlusu olarak belki hani ceza alırım korkusuyla bir tweet paylaştı. Hani taraftarlarınıza iktidarımızı elimizden hileyle alındı dedi. Ama başka çaremiz yok. Evinize dönün, evinize gidin diye böyle bir tweet paylaştı. Ama ne fayda? Onun gerçek olduğunu bilen, ona inanan kim? Belki de adam bunun tam tersini yapacak. Hala iktidarda çünkü. İktidarın hani koltuğun teslim edilmesine zaman yaklaştıkça ortalık daha da fazla karışıyor. Daha da çok karışıyor. Bütün dünya hayret içerisinde seyrediyor. Bizim memleketimizden de herkes endişeliyim yazmış. Endişeliyiz diye. Hiç de endişeli değiliz. Yani onlar dünyaya zulm ettiler. Dünyaya kan kusturdular. Dünyayı çok karıştırdılar. Çok mazlumun ahı var onlarda. Çok, çok fazla. Haddinden büyük. Şimdi o geneli Müslüman da o masumların ahı bir şekilde yani dönüp dolanıp hani kendilerini bulacak yani. Bundan kaçış yok. Bunun hesabını bu dünyada değilse ahirette verecek dedik ama belki Allahu Teala bunu ahirette de bırakmayacak gibi duruyor yani. Çünkü birbirlerine girmeye başladılar. Şu anda kıl üzerinde Amerika, kıl üzerinde yürüyor. Bir siyahilerle, bir ırkçılarla, bir ülkesine sığınan sığınmacılarla
bir virüs sebebiyle ortalık çok karışıyor Amerika'da. Büyük, yani denizlerde büyük dalgalar olur. Onlarda da büyük dalgalar oluyor. Ama çok zekiler, gavurlar çok zekiler. Bunun hep her şeyin bir çaresini buluyorlar. Avrupa'da öyle. Gavurlar çok zekiler. Bunun da bir çaresini belki bulabilirler. Ama çok zorlanacaklar. Hani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin de dediği gibi hiç kimse baki değildir. Onların da sonu yaklaşıyor. Onlar nasıl millete Arap baharını kakaladıysa o dönüp dolaşıp da Amerikan baharı olarak da onları bir gün bulacak ümidiyle videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.